Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizin konusu ölmeden önce ölmek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mutu gable ente mutu buyurarak bize ölmeden önce ölmeyi teklif ediyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demek? Ölmeden önce ölmenin faydası nedir? Ölmeden önce ölmek nasıl başarılır? Nasıl yapılır? Bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Ölümü düşünmek, ölümü tefekkür etmek, rabıtayı mevt, ölüm rabıtası. Bunlar bizim için son derece faydalı. Acı ama ilaç, şifalı bir ilaç. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da ölüm konusunda ciddi manada ihtar edici ayetlerle karşılaşıyoruz. Mesela Ahzab suresinin 16. ayetinde biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır buyuruluyor. Nisa suresinin 78. ayetinde nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Ve küllü nefsin zâikatül mevt, çok defa duyduğumuz, çok meşhur bir ayet. Ne diyor? Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran suresinin 185. ayetinde geçiyor. Küllü nefsin zâikatül mevt, devamında ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Her nefis, her canlı, her nefis ölümü tadacaktır ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Evet, nimetin tamamlanması imanla kabre girmek, imanla ölmek ve cennete dahil olmaktır. Hakiki nimet budur. Bundan mahrum olan nimetler maalesef noksandır. İşte saltanatlar, şaşalı imkanlar, evler, katlar, dünyevi mallar, mülkler, kariyerler, rütbeler, makamlar eğer insanı buna götürmüyorsa çok da fazla önemi yok. Dünyaya mahsus sadece geçici bir süre eğlenmekten başka, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, اَكْفِرُوا ذِكْرَهَادُمُ الْلَزَّاتِ Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye yine bize ölmeden önce ölmeyi tavsiye ediyor. Bir başka hadis-i şerifte, dünyada bir garip gibi yabancı, hatta bir yolcu gibi ol, kendini kabir halkından biri olarak kabul et derken, yine mutlaka ve muhakkak kabre gireceğimizden ve aslında dünyada geçici bir süre misafir olarak kaldığımızdan, kabre doğru ilerleyen bir yolcu olduğumuzdan haber veriyor. Ve ölmeden önce ölmeyi yine bize tavsiye ediyor. Kabir halkından biri olarak kendini kabul et diyor. Beyazıt-ı İslami'ye atfedilen çok güzel bir söz var. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir. Evet, çok da gündemimize almadığımız, konuştuğumuzda konuşmak istemediğimiz, bahsi açıldığında moralimizin bozulduğu, hayatımızın lezzetinin, saadetinin kaçtığı ölüm, ötelediğimiz ölüm, tehir ettiğimiz, işte sanki yokmuş gibi kabul ettiğimiz
Ölüm aslında o kadar zahir ve o kadar kat'i ki 2 kere 2, 4 derecesinden daha kat'i. Çünkü aldığımız her nefes ecelin ayak sesleridir diyor. Aldığımız her nefes, kalbin her çarpıntısı ecelin ayak sesleridir. Bizi biraz daha ölüme götürüyor. Dünyanın töresi böyledir. Hiçbir insan yoktur ki anasından başka bir şey için doğmuş olsun. Ne için doğdu peki? Ölmek için. İşte lidû lil mevt ve ibnû lil harab, her gün bir melaike çağırır, bağırır böyle, haykırır. Biz onun sesini duymuyoruz belki gafletten ama o diyor ki yıkılması için binalar yaparsınız. İşte ve ibnû lil harab, lidû lil mevt, ölmek için dünyaya gelirsiniz, doğarsınız. Evet, yani küçük kıyamet ve büyük kıyamet, ölüm ve dünyanın ölümü olan kıyametten haber veriyor her gün bu melaike. İşte her gün ambulans sirenleriyle karşılaşıyoruz trafikte. Her gün mezarlıkların yanından geçiyoruz. Mezar taşları aslında bize bazı bu hakikati, ölüm hakikatini, kabir hakikatini haykırıyor. Belki de gafletten dolayı kulağımız sağır. Onun haykırdığı ölüm hakikatinden bir haberiz. İşte hastaneye gittiğimizde acil bize yine ölümün hakikatini, kabrin hakikatini, işte bu başımıza kat'i ve muhakkak gelecek hakikati söylüyor. Aslında her gün uykuya dalmamız, her gün gece olması ve yaşlanıyor olmamız, işte vücudumuzdaki hastalıklar, ölümün keşif kolları, ölümden haber vermesi, yani ben nasıl ki bu vücuda girdim, işte benden daha büyük olan, beni gönderen ölüm de bu vücuda girecek. Bir anlamda senin vücudunu keşfetmek için bu hastalık geliyor diye gizli kulağımıza ihtar ediyor. Duyuyoruz, duymuyoruz. Yani kışın gelmesi, güzün gelmesi, baharın gitmesi, yazın bitmesi, gençliğin gitmesi, hakeza etrafımızda insanların ölmesi, okunan salalar, kılınan cenaze namazları, her şey aslında. Şöyle dikkatle baktığımızda gaflet kulağından kendimizi arındırıp, gaflet gözlüğünü takmaktan kendimizi muhafaza edip, hüşyar bir şekilde hadisat ve olaylara baktığımızda, Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediğimizde, ölüm hakikatinin çok kat'i bir gerçek olduğunu ve kat'iyen geleceğini anlayabiliriz. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen, yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Aslında hakikat bu. Hakikat bu. Biz bir dağdan kopan, efendim yuvarlanan bir taş misali bir hayat yaşıyoruz. Geriye dönmemiz mümkün değil. Bir dakika öncesine dönmemiz mümkün değil ki işte 15-20 sene öncesine ihtiyarsak gençliğimize tekrar dönelim. Mümkün değil. Artık taş dağdan yuvarlandı, kabir derelerine doğru süratle intikal ediyor. Veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir insan hayat süreci. Şimdi diyelim ki 40 katlı bir apartmandan düşüyor insan. Her katı bir sene olsa 40 senelik bir ömür, işte düşüyor. Düşüyor. Nereye düşüyor? Kabre doğru düşüyor. O apartmandan düşen adamı tekrar oraya geri döndürmek mümkün olmadığı gibi bizi de ölüm yolundan çevirecek bir şey, bir güç, bir otorite yok. Yani bizim paramız, pulumuz, makamımız, kariyerimiz, iktidarımız, servetimiz, imkanlarımız, zenginliğimiz bizi bu yoldan geri çeviremez. Hayat apartmanı yıkılıyor,
Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Evet. Ölmeden önce öleceğiz. Niye bu kadar ölüm üzerinde duruyoruz? Neden? Bakınız, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok önemli altını çizdiği, vurguladığı bir şey var. Diyor ki, 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim. Şimdi 4 kelime 4 kelam için 40 senelik bir ömür, 30 senelik bir ilim tahsilatına ne gerek var? Şu anda ben 4 kelime 4 kelamı hemen öğrenebilirim. Bu öğrenmek öyle dille öğrenmek değil. Bu öğrenmek ruhuyla, bütün zerratı, hüceyratıyla, bütün vücuduyla, maddesiyle, manasıyla öğrenmek. Bu öğrenmek, hayatının her anına tatbik etmek anlamında öğrenmek. El-Mevtu Hak, ölüm haktır. O dört kelamdan birisi, 40 senelik ömrün 30 sene tahsil hayatının mahsulatı olan dört kelamdan birisi El-Mevtu Hak. Ölüm haktır. Biz de biliyoruz ölümün hak olduğunu. Ama öğrendik mi? İşte bilmekle öğrenmek aynı şey değil. Bilmekle öğrenmek arasında zerre ile güneş arasındaki mesafe gibi mesafe var. Peki öğrenmek ne demektir? Ölüm hakikati, el-mevtu hak manasını öğrenmek ne demektir? Bilmek, bilmenin çok kıymet harbiyesi yok. Kulaktan girerse herkes bilir, ölüm haktır. Evet, ölüm haktır. Ölümün var olduğuna inanıyoruz. İnanmayan ya mecnundur ya sarhoş. Dolayısıyla ölüm haktır. Açıklamasında, izahında şu kelimeler geliyor. Evet, bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Bu vücut bu dünyaya direkt olacak kabiliyeti yoktur. Yani bu çökecek, bu yıkılacak bir direktir, bu hayat direği. Çünkü onlar, zira onlar demir ve taştan değildir. Yani bu vücut, bu hayat demirden değildir, taştan değildir. Ancak et, kan, kemik gibi mütehalif şeylerden terekküp etmiş, çok nazik şeylerden bir araya gelmek suretiyle bu vücut binası terkip edilmiş. Et, kan, kemik, bunlar her an yıkılabilir. Kısa bir zamanda tevafukları, içtimaları varsa da iftirakları, dağılmaları her vakit melfuzdur. Kısa bir zamanda ömür artık kısa bir zaman. Bunların bir araya gelmesi, et, kemik, kan, işte kalp, göz, kulak neyse bunların bir araya gelmeleri, beraberlikleri kısa bir zaman. Dünya hayatının süresi kadardır. İftirakları, dağılmaları her vakit melhuzdur. Her vakit olabilir. Her an birbirlerinden ayrılabilirler. Her an bu vücut binası çökebilir. Burada öğrendim dediği, her an bu vücudum, bu vücut binası çöker, ben de altında kalabilirim. Yani ölebilirim düşüncesini bilgi olarak değil, bu bilginin tamamıyla her an, her saniyede yaşanmışlık hali, bundan gaflet etmeme halidir. 40 senelik ömürde, 30 sene tahsilimde yaşadım dediği budur. Evet, bir başka yerde Katre'de, Mesnevi Nuriye'de, bu cisim ebedi değil, demirden değil, taştan değil, ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak zamanı mazi, zamanı mazi, geçmiş zaman senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi istikbal zamanı da geniş bir mezaristan olacaktır. Nasıl ki Hazreti Adem'den ta şu an vefat eden, artık şu an dedik o gitti, geçmiş zamana dahil oldu. Ne kadar vefat eden insanlar varsa
geçmiş zaman yani mazi büyük bir mezaristan olarak onları yutmuş mu? Evet. İstikbal zamanı da şu andan sonraki bütün dakikalar kıyamete kadar gelecek bütün insanları yutacak bir kabir mi, büyük bir mezaristan mı? Evet. Peki biz neredeyiz? İki kabrin arasındayız. Bugün benim bugünkü hayatım iki kabir arasında. Dün ve Hazreti Adem'e kadar olan bölüm ve orada vefat eden insanlar var. Mazi kabristanı. Yarın ve kıyamete kadar olan bölüm, bugün hayatta yaşayanlar ve doğacaklar ve kıyamete kadar olacak bütün insanların gireceği bir kabir, istikbal, mezaristanı ve ben bugün iki kabrin arasındayım. Artık sen bilirsin. Yani bunu ölüm hakikatinden artık sen istersen gaflet edebilirsin. Ölüm bu kadar sana yakın. Bakın daireyi biraz daha daraltalım. Bu saat de diğer geçmiş saat ve ta Hazreti Adem'e kadar bir saat sonrası ta kıyamete kadar olan bölüm yine iki büyük mezaristan, mazi ve istikbal kabristanı, geçmiş ve gelecek kabirler. Yine ben iki kabir arasındayım. Bir dakika sonrasına benim çıkacağım meçhul. Bir dakika öncesi ve Hazreti Adem'e kadar olan bölüm, bir dakika sonrası ve kıyamete kadar olan bölüm, yine iki dehşetli büyük mezaristan, mazi ve müstakbel, geçmiş ve gelecek kabristanları arasındayım ben. Yani bu an artık dakikanın en, zamanın en aşağı seviyesi, en az olanı, an diyelim, lahza. Bu lahza, bu an, böyle olduğu zaman ölüm hakikatinden gaflet edilmez. Her an ölüm hakikatıyla yüzleşmek değil, bakın. Ölüm eğer bir su ise her an onunla beslenmek, onu içmek. Ölüm bir kan ise her an damarlarımda dolaşması. Ölüm bir ruh ise, her an hayatıma hükmetmesi. İşte bunu en azam mertebede yaşayanlar, büyüklere mahsus bu. Gafletin elinden hayatını, ebedi hayatı kazandıracak sermaye olan dünya hayatını kurtarıyor. Peki neden biz ölümü bu kadar hayatımızın içine, bu kadar gündemimize, bu kadar her gün ölebilirim, her saat ölebilirim, her an ölebilirime kadar canlı tutuyoruz. Neden? Neden ölmeden önce ölmeyi bu kadar önemli, ehemmiyetli görüyoruz? Niçin? Birincisi, çok şeyler sayılır burada. Belki 20, 30, 40 tane şey madde madde çıkartılabilir. Ben başlıca birkaç şey nazarınıza vermek istiyorum. Dünya muhabbetinden kurtulmak için. Kabre hazırlıklı olmak için. Ne diyor? Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen hubbu dünyadan, dünya sevgisinden kurtulur. Ahiretine ciddi çalışır. İnsan ölümü düşünürse dünyaya aşık olmaz. Dünya onun ayaklarına dolanmaz. Dünyanın serveti, saltanatı, kariyeri, malı, mülkü, imkanı, mertebesi, derecesi, rütbesi, payesi onun başını döndüremez. O biliyor ki ben bu dünyaya ait değilim. Bu dünyadaki bütün servet, devlet, mertebe, makam, her ne varsa onlar ahireti kazanmak için bana ihsan edilmiş basamaklardır veya emanettir. Ben o emanete hıyanet etmeden, Cenab-ı Hakk'ın rızasını zayi etmeden kazanmaya vesile ederek istihdam edeceğim diye bakar. Böyle olunca dünya ona ne yapamaz? Tuzak kuramaz. Dünya onu boğamaz. Dünya muhabbeti onu sarhoş edemez.
Nasihat istersen ölüm yeter diyor ya. Atalarımız demiş ki nasihat tutmayanı musibet tutar. Yani sen bugün ölmeden önce ölmezsen yarın ölüm geldiğinde halin nice olur. Kabre hazır olamazsın. Dünya muhabbeti seni helak eder. İşte ahiretine ciddi çalışamazsın. İbadetine istikrarlı devam edemezsin. Haramların, günahların ağından kendini kurtaramazsın. Musibet seni tutar, nasihatı tutmazsan. Şöyle bir şey düşünelim. Büyük bir kalabalık diyelim 50-100 kişi. Onlara sorsak desek ki bugün akşama kadar içinizden kim yaşayacağını garanti edebilir? Ben bugün akşama kadar yaşayacağım diyen var mı? El kaldırsın. Bir kişi el kaldıramaz. Evet, bir kişi el kaldıramaz. Ve ikinci suali şöyle sorsak. Desek ki peki madem akşama kadar yaşayamayacağınız söz konusu veya akşama kadar yaşayacağınız garanti değil, ölmeniz mümkün, kabre girmeniz bugün ihtimal, bugün ölseniz ikindi namazında cenazeniz var. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki bu kadar yakın olan kabir ölümle alakalı bugün hazırlığınız tamam mı diye sorsak, hadi el kaldırsın bir kişi, ben hazırlığımı yaptım. Yani gönül huzuru içerisinde rahatlıkla gözüm kapalı elhamdülillah giderim diyen var mı, elini kaldırsın. Yine belki de bir kişi bile el kaldıramayacaktır. Neden? Ölümü rabıta etmediğinden, ölüm rabıtası yapmadığından, ölümle irtibat kurmadığından, ölmeden önce ölmediğinden. Yani biz ne kadar çok ölmeden önce ölürsek o kadar çok ahirete dair problem ve sıkıntılarımız azalır. O kadar çok kabre dair tehlikelerden kurtuluruz. O kadar çok dünyanın tehdidinden, muhabbetinden, ayağımıza dolanacağı şeylerden azat oluruz. Günahlardan korunmak için. Evet. Günahlardan korunmak için de ölümü düşünmek lazım. Yani konuşulacak mesele mi var? Bundan başka bahsedecek mevzu mu yok? Aman aman işte Allah korusun şöyle böyle falan deyip üstünü örttüğümüz ölüm. Aslında bizi hizaya çekiyormuş. Aslında bizi istikamete sokuyormuş. Bakın günahlardan korunmak için ölmeden önce ölmek. Yani öleceğimizi bilmek ya da ölümlü olduğumuzun öğrenmek. Hücrelerimize, zerrelerimize kadar mümkünse bunu emzirmek, bu hakikati. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e ait bir söz var. Diyor ki, Allah'tan başka hiç kimseden bir şey ümit etme diyor. Zaten ümit etsen o ümidin esef olur. O ümidin senin efendim dramın olur, senin azabın olur. İşte su inkisara uğrarsın, hayal kırıklığına ulaşırsın başkasından bir şey ümit edersen. Ne ümit edersen sadece ve sadece Allah'tan ümit et. Daha günahından başka hiçbir şeyden korkma diyor. Hiçbir şeyden korkma. Korkacağın tek şey varsa o da günahındır. Evet. Üstadımız asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir buyuruyor. Şimdi ben koronavirüsten korkuyum mu? Korkma. Kanserden korkma. Kalp krizi geçirme ihtimalin var. Korkma. Beyin kanaması korkma. Trafik kazası yok. Ondan da korkma. Neden korkuyum? Ya İlim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh neden korkayım? Diyor ki sadece günahından kork. Çünkü musibetler biraz önce saydığım kalp krizidir, beyin kanamasıdır, efendim koronavirüstür, kanserdir, depremdir. Bunlar aslında
Üstadımız diyor ki hakikat noktasına musibet değillerdir. Niye? Ölsen mesela koronavirüsten ölsen şehit olursun. Onulmayan büyük dertlerden ölenler manevi şehittir. Hayatın boyunca başın secdede olsa belki ulaşamayacağın makama onun eliyle ulaşabiliyorsun. Manevi bir asansör adeta. Çıkamayacağın yerlere seni çıkartıyor. Erlikten komutanlık makamına yükseltiyor seni. Günahlarını döküyor bir taraftan. Efendim hastalık sürecinde çektiğin zahmetler, meşakkatler. İhtar ediyor diğer taraftan. Aha, ölüm var, kabir var, hazırlıklı ol, tövbe istiğfar et. Yani musibetler, hastalıklar, belalar onlardan korkma. Onlar senin için faydalıdır. Musibet değildir. Onlar sana dert değildir, dermandır. Asıl musibet, muzır musibet. Zararlı musibet, dine gelen musibettir. Namazını mı kılamıyorsun? İşte musibet sana uğramış. Efendim sen günahlara mı giriyorsun? O musibetin büyüğü senin başında patlamış. Haramla, faizle mi iştigal halindesin? O en büyük musibetler sana gelmiş. İşte musibet budur. Eşin, evladın namaz kılmıyor mu? Evinde Allah'a isyan mı ediliyor? İşte musibet budur. Ağlayacaksan, yalvaracaksan, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip gözyaşı döküp yardım, inayet isteyeceksen bunun için iste. Musibet budur. Günahlarından dolayı insan dertli olur. Günahlarından dolayı musibet zede olur. Hakiki musibete uğramış olur. Ama ölüm hali var ya, ölmeden önce ölmek, ölümü tasavvur etmek, ölümü düşünmek, ölüm mülahazasıyla, ölümün tahatturuyla günahlardan, haramlardan uzaklaşmak nedir? Mümkündür. Gaflet etmemek için, gaflete düşmemek için. Neden ölümü düşünüyoruz? Gaflete düşmeyelim diye dedik. Yani ben yarın ahirete gideceğim. Kabre gireceğim. Kabir sıkıntıları, kabir azabı var. Dünya rüyasının efendim hakikati, gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Burada ne yaşadıysak orada hakiki manasına ulaşacağız. İşte günahların akıbeti kavrimizde akrepler, yılanlardır günahların tezahürü. Haramların tezahürü işte başımıza ne büyük belalar açacak. Ne büyük belalar açacak kabirde. Kabir hayatı var. Efendim mahşer günü var, hesap var, mizan var. Sırat köprüsü var, cehennem var. Kul hakkı var. Değil mi? Allah, kulum ben seninleydim, sen kiminleydin? Ben sana bu kainatı musahhar ettim, hayvanatı musahhar ettim, nebatatı musahhar ettim, bulutları musahhar ettim, senin imdadına her şeyi gönderdim. Acaba sen kimleydin, ben seninleydim, sen kiminleydin diye soracak Cenab-ı Hak. Peki bundan gaflet etmemek için ölümü düşünmek, ölümü tahattür etmek, ölmeden önce ölmek lazım. Ey nefsemmare, katiyen bil ki, Katre Mesnevi Nuriye'de geçen bir bölüm, senin hususi ama pek geniş bir dünyan vardır ki, amal, ümit, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. Senin çok geniş bir dünyan var. Böyle o kadar genişletmişsin ki, o kadar hayaller kurmuşsun, o kadar ümitler, o kadar emeller, o kadar planlar, programlar. Böyle bir hayatım var, şöyle olsun, böyle olsun, şunu alayım, buna ulaşayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, şöyle parlak istikbal, böyle güzel hayaller, masallar vesaireler senin o dünyanı işgal etmiş. Çok geniş bir dünya kurmuşsun kendine. Nefsi emmarem, ey zavallı bedbaht nefsim. Peki en büyük temel taşı, senin dünyanın en büyük temel taşı nedir? Ve tek direği nedir? Senin vücudun, senin hayatındır.
O geniş, o işte pembe hayallerini kurduğun işte o dünyanın temeli senin vücudundur. Direği senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur, o temel taşı çürüktür. Hulasa esastan fasit ve zayıftır. Daima harap olmaya hazırdır. Sen ne yapıyorsun? Sen 1000 sene, 10 bin sene yaşayacağını mı zannediyorsun? Yine lemalarda senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Evet, ölüm, ölümü düşünmek, ölmeden önce ölmek, işte bize bu manaları kazandırıyor. Bu zararlardan bizi muhafaza ediyor. Bu kârlara bizi ulaştırıyor. Bir başka açı, ihlası kazanmak için. İhlas, ubudiyette ihlas. Yani Allah'a kullukta ihlastan bahsediyoruz. Dini manada ihlastan bahsediyoruz. Yani amelde, yaptığımız ibadetlerde, efendim, Allah katında bir rağbet görmek, bir itibar, bir şeref bulmak istiyorsak, o ibadetlerimizin, o fazilet ve kemalatımızın ruhu ihlastır, ihlaslı olmalıdır. Yani onlar halis, sırf %100 katışıksız rızayı ilahi için yapılmış olmalıdır. Allah rızası için yapılmış olmalıdır. İşte ibadeti bir şey menfaat beklemek için veya bir şeyden korkmak için yapmak veya günahı bir şeye, birilerinin gözüne girmek için yapmamak, işte bir makamı elde etmek, bir şeye ulaşmak, bir alkış elde etmek, bir şan şeref vesaire için kulluğumuzu, ibadetlerimizi basamak, vasıta, paspas yapmak tabiri caizse, hallerinden kendimizi kurtarmak zorundayız. Yarın ahirette yüzümüz ak olması için. Eğer kıldığın ibadet, kıldığın namaz Allah'tan, Allah'ın rızasından başka şey için değilse, başka şey içinse, Allah rızası için değilse, Sad-ı Şirazi diyor ki, yarın seccadeni cehenneme sererler. Dolayısıyla ibadetlerimizde, kulluğumuzda ihlas olmazsa olmaz, can damarı ruh manasındadır. Evet, ruh manasındadır. İbadetler ceset gibidir, ihlas onların ruhudur. İşte ölüm rabıtası, ölmeden önce ölme manası bize ihlası da kazandırıyor. 21. Lema İhlas Risalesinde, İhlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi, yani uzun emel, hiç ölmeyecekmiş düşüncesi ve dolayısıyla o düşünceyle uzun uzun hayaller, emeller kurmak. Bu aslında uzun emel kurmak, hayal kurmak Allah rızasına uygunsa yanlış değil. Bunu ayırmak lazım. Ama Allah'ın rızasından, işte Cenab-ı Hakk'ın rızasından ayrı bir şekilde ahireti düşünmeyerek, ahireti hesaba katmayarak gaflet içinde yaşamaksa biz buna tuğli emel diyoruz. Ve bunu kıran ve bu tehlikeden bizi uzaklaştıran nedir? Riyadan nefret veren, ihlası kazandıran rabıtayı mevttir. Bakın, çok önemli cümleler. Riyadan nefret veren rabıtayı mevttir. Yani ölümünü düşünen insan, öleceğini bilen insan, birileri beni alkışlasın, birileri beni takdir etsin, birileri benim işte o şöyle adam, böyle güzel, böyle falan desinler veya demesinler diye ne yapmaz? Riyakarlık yapmaz. Ölümünü bilirse. Bunların
beş para kıymeti olmadığını, bunlar bir ışıksa ancak mecalleri o ışıkların kabre kadar gelebilir, kabirde söner. Kabirden sonra o ışıklar benim yolumu aydınlatamaz, hatta azap olur. Şöhret perestlerin kulakları çınlasın diyor üstad. Yani ölümü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden, hilelerinden kurtulmaktır. Rabıta-i mevt nasıl yapılmalı? Yani ölümü ölmeden önce ölmenin bir hani böyle bir yolu, yöntemi var mı? Evet. Ehli tarikat bunu zaten süluklarında diyor, esas tutmuşlar. Onun meşrepleri, metotlarında efendim nefsi temizlemek, işte belli makamlarda mertebe kat etme noktasında ölüm rabıtası zaten esastır. Ehli tarikatın esasıdır. Ama Bediüzzaman Hazretleri bize bu rabıta-i mevt, yani yarın işte ben öldüm, işte beni yıkadılar, kefenlediler, tabuta koydular, musalla taşına koydular, cenaze namazım, işte omuzlarda, işte defnedildim falan böyle hayalen düşünmek, rabıta-i mevt nedir? Faydalıdır diyor. Evet, faydalıdır. Ama bundan daha faydalısı, bundan daha tesirlisi şudur. Evet, akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Bunun daha tesirlisi, daha faydalısı, kesin çözümü budur. Eğer ölümü rabıta edecekseniz, ölümle irtibat kuracaksanız, ölümü düşünecekseniz, ölmeden önce ölmek nasıl derseniz böyle olmalı. Yani gelecek zamanı, öleceğim zamanı şimdiye getirip, işte ben şöyleydim, böyleydim, işte omuzlar üstünde gidiyorum, işte beni indirdiler kabre, böyle düşünmek, bu hayali, farazi bir şeydir. Faydalıdır eyvallah. Ama hayali ve farazidir. Burada nefis devreye girebilir. Tamam ama ölmedin ki. Yani tamam, sen düşünüyorsun ya, ben başıma böyle bir şeyler gelir ama henüz daha değil ya. Belki 10 sene, 20 sene, 50 sene vaktin var senin. Daha gençsin. Daha bak hayat böyle. Daha böyle yapacağın işler var. Daha dünya böyle seni bekliyor falan. Nefsin desiseleri etrafını sarabilir muhtemel. Bunu yapıp da istifade edenler, gözyaşı dökenler, günahlarına tövbe istiğfar edenler elbette vardır. Ama üstadımız bize bir yol öğretiyor. Diyor ki, hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmak. Ne demek? Şu anda ben buradayım ya, ölüm günüme gidiyorum, öldüğüm güne gidiyorum. Hayal değil bu, gerçek. Öldüğüm gün, ben o günü buraya getirsem işte şöyle böyle falan, hayali faraz. Hayal değil, buradan öldüğüm güne gidiyorum. Ben öldüm. İşte o anda öldüğümde yaşananlar, hadise, olay, hal, ahval nedir? İşte ben şu anda oradayım, bunun geri dönüşü yok. Öldüğüm güne gidiyorum ben. İşte cenaze namazım kılındı, insanlar hakkını helal etti. İnsanlar hakkımda hayırlı insan olduğuma şehadet ettiler. İnşallah o duanın hürmetine Cenab-ı Hak da bizi hayırlılardan, merhamete ulaşanlardan eyler inşallah. Sonra kabre girdim. İşte eşim ağlıyor, çocuklarım ağlıyor falan. O öldüğüm günün her şeyiyle yaşıyorum. Öldüğüm günü yaşıyorum. Bunu adım adım başımı yastığa koyduğumda her gün bir defa en azından yaşasam, adım adım yaşasam, işte kalp krizim oldu. Öldüğüm gün. Bu tabii meçhul. Ha, misal şu olabilir. Misal bu olabilir. Önemli değil. Yani öldüğüm gün, öldüğüm an, sevdiklerim
min hali ahvali. Benim işte çırpınışlarım. Allah Allah. Çırpınışlarım. Sonra kabre koyuluşum. Benim adım adım ta yıkanışımdan, kefenlenmemden, cenaze namazımın kılınmasından, insanların omuzlarını alıp benim mezarlığa götürmesinden, kabre defnedilmesi, adım adım her boyutuyla, kendim açısından, sevdiklerim açısından, etraf olaylar, hal ahval açısından görebilirsem, gördüğüm günü, yani bir film, bir sinema izler gibi değil. O izlediğim film, sinemanın içinde baş aktör ben olarak kesin yaşayacağım günü yaşarsam, mutlaka göreceğim günleri görürsem, bu şekilde ölmeden önce ölürsem, her gün bunu yaparsam, ağzımdan kötü söz çıkmaz, kalp kırmam, harama, günaha, semtine uğramam, faiz, maiz, onlar bana fersah fersah uzak olur. İbadetimi, namazımı asla terk etmem, bırakmam. Allah'la irtibatımı, kabirle, ahiretle irtibatımı kuvvetlendiririm. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde yürümeye azmederim. Allah'ın inayetiyle inşallah yürürüm. İşte acı ilaç, ölmeden önce ölmek acı ilaç ama çok şifalı ilaç. Rabbim bu ilaçtan istifademizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salatu.